Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alamin. Vessalatu vesselamu ala rasulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmaîn. Çok kıymetli FM TV izleyenleri, hepinize selam olsun. Allah'ın rahmeti, bereketi üzerinize olsun. Elhamdülillah yine Kur'an öğreniyorum programıyla tekrar birlikteyiz. Rabbimiz وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِذِّكْرِ فَهَلْ مِنْ مُدَّكِرِ Diyor ki Rabbimiz, siz diyor tedebbür etmez misiniz, düşünmez misiniz? Biz diyor o Kur'an-ı Azimuşşan'ı kolay eyledik buyuruyor. Kolay eyledik, elhamdülillah. Kolay olmasa 4 yaşındaki çocuk öğrenebilir mi? 5 yaşındaki, 6 yaşındaki çocuk ezberleyebilir mi? Elhamdülillah, ne büyük bir nimet, ne büyük bir güzellik. Rabbimiz bu Kur'an-ı Azimuşşan'ı bizlere dünya ve ahiret kitabı olarak göndermiştir. Kur'an sadece dünya kitabı değil, sadece ahiret kitabı değil, ölü kitabı da değil. Dünya, Kur'an dünya ve ahireti içine alan, ahirette de yine Kur'an'la muamele görülecek çok yüce bir kitaptır. Hatta ikinci ayet-i kerimemizde Mevla Teala Hazretleri ve in kuntum fi raybin mimma nazzalna ala abdina fa'tu bi suratin min mithli. O Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve selleme indirdiğimizden eğer şüpheniz varsa öyleyse siz de bir mislini getirin bakalım. Bir benzerini getirin. Bir suresini getirin. Bir ayetini getirin. Fe illem tefalu ve len tefalu. Eğer böyle yaparsanız hep beraber toplanın ama diyor Mevla Teala Hazretleri bu Kur'an-ı Azimuşşan'ın mislini getirme gibi bir gücünüz yoktur diyor. Elhamdülillah bizler de böyle bir kitaba iman ediyoruz tüm zerrelerimizle. Rabbim bizi Kur'an'dan ve Kur'an yolundan ayırmasın inşallah. İlk ayet-i kerimemizde de Mevla Teala Hazretleri yeryüzünün durumunu beyan ediyor. Ellezî ayetimiz buradan başlıyor. Mevla Teala Hazretleri yeryüzünü firaş, döşek olarak yaptım. Semayı da size kubbe olarak yaptım buyuruyor. Hiç düşündünüz mü? Yeryüzü son derece sert olsaydı kazılamazdı. Şimdi yer altından giden şeyleri düşünün. Yer altından giden şeyleri düşünün çocuklar. Ne var? Bütün elektriğimiz, suyumuz, doğalgazımız. Değil mi? Yer altından gidiyor. Tüneller yol altından gidiyor. Ondan sonra sular, su kanalları yer altından gidiyor. Eğer yeryüzü son derece sert olsaydı bunların hiçbir tanesi yer altına döşenemeyecekti. Yeri kazamayacaktın. Binaları bu şekilde yüksek yapamayacaktın. Hiçbir şey yapamayacaktın. Peki şu halinden daha yumuşak olsaydı ne olurdu? Düşünsene. Mesela ev yapıyorsun, kerpiç koyuyorsun, kerpiç içine giriyor. Kerpiçi koyuyorsun, 3-5 sıra çıkıyorsun, içine doğru girmeye başlıyor. Yumuşak, içine alıyor. Yaşanır mıydı? Yaşanmaz. Rabbim öyle bir yeryüzü verdi ki, ne son derece sert, ne son derece yumuşak, tam kıvamı. Tam kıvamı. Bunu Allah bizler için yaptı işte. Mevla Teala Hazretleri bunları niçin yaptı? وَاَنْزَلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً فَاَخْرَجَ بِهِ مِنَ الثَّمَرَاتِ رِزْقًا لَكُمْ O Allah, جَعَالَ لَكُمُ الْاَرْضَ Sizin için, lekum, bakın burada, جَعَالَ لَكُمْ Buradaki lam böyle olayı bize getiriyor çocuklar. Mevla Teala Hazretleri şu kainattaki mükemmelliği, muhteşemliği bizler için, senin için yaptı. Öyleyse sen de bu Rabbine ne yap? Bu Rabbine teşekkür et. Teşekkür ederim ya Rabbi de. Bu nimetleri görmek lazım. Rabbim ikram eylesin, ihsan eylesin. Çocuklar hiçbir zaman nimeti genele almayın. Mevla Teala Hazretleri bu güneşi senin için yarattı. Ayı senin için yarattı. Bu alemleri senin için yarattı. Hocam başkaları da istifade ediyor. Etsin. Baban çalışıyor. Sen çalışmıyorsun ama bak babanın ne yapıyorsun? Çalışmasından sen de ne yapıyorsun? Nasipleniyorsun.
O yüzden Rabbimize karşı teşekkürümüzü ne yapalım? Bir kez daha inşallah biraz daha artıralım inşallah. Evet çocuklar, şimdi inşallah dün burada kalmıştık. Ellezî ayet kelimesinden buraya kadar inşallah ne yapacağız? Buraya kadar inşallah olayı getirmiş olacağız inşallah. Buyurun bir kelime ama orada kaldığından dolayı ellezî ceale diye ne yapacağız? Geleceğiz inşallah bu tarafa doğru. Bismillahirrahmanirrahim. Ellezî ceale lekumul arda firâşen ves semâ'e binâ'e ve enzele mines semâ'i mâ'en fe'ahrece bihi mines semerati rizqan lekum. فَلَا تَجْعَلُوا لِلَّهِ أَنْدَادًا وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ وَإِنْ كُنْتُمْ فِي رَيْبٍ مِمَّا نَزَّلْنَا عَلَى عَبْدِنَا بِسُورَةٍ مِّن مِّثْلِهِ وَادْعُوا شُهَدَاءَكُم مِّن دُونِ اللَّهِ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ فَإِنْ لَمْ تَفْعَلُوا وَلَنْ تَفْعَلُوا فَاتَّقُوا النَّارَ الَّتِي وَقُودُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ أُعِدَّتْ لِلْكَافِرِينَ بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ. Evet, tekrar başlıyoruz. Bakın çocuklar, Kur'an-ı Azimuşşan'ın 3. sayfası. Tamam. Kur'an-ı Azimuşşan'ın 3. sayfasından inşallah. Evet. Buyurun inşallah, tekrar okuyoruz. اَلَّذ۪ي جَعَلَ لَكُمُ الْأَرْضَ فِرَاشًا وَالسَّمَاءَ بِنَاءً وَأَنْزَلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً فَأَخْرَجَ بِهِ مِنَ الثَّمَرَاتِ رِزْقًا لَكُمْ فَلَا تَجْعَلُوا لِلَّهِ أَنْدَادًا وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ وَإِنْ كُنْتُمْ فِي رَيْبٍ مِمَّا نَزَّلْنَا عَلَى عَبْدِنَا فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِّن مِّثْلِهِ وَادْعُوا شُهَدَاءَكُم مِّن دُونِ اللَّهِ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ فَإِنْ لَمْ تَفْعَلُوا وَلَنْ تَفْعَلُوا فَاتَّقُوا النَّارَ الَّتِي وَقُودُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ أُعِدَّتْ لِلْكَافِرِينَ. Evet arkadaşlar, sevimli yavrular,
Elhamdülillah iki kere okumuş olduk. Dün ne göstermiştik çocuklar size? Dün metni tabiyi anlatmıştık. Metni tabii neydi? Tecvid kurallarından. Metni tabii, tabii uzatma, normal uzatma, bir elif miktarı uzatmaydı. Neydi bu çocuklar? Vav, ya, elif uzatma harfi olarak geldikleri zaman o kelimede ne olurlar, ne yaparlar? Metni tabii yaparlar çocuklar. Vav, ya, elif, vav, ya, elif eğer uzatma harfi olur ise o kelimede ne olurdu? Metni tabii olurdu. Bir de çocuklar ne vardır? Metni muttasıl vardır. Metni muttasıl. Nedir metni muttasıl? Uzatma harfinden sonra eğer şu kırık hemze var ya, bakın çocuklar, şu hemzeyi görüyor musunuz? Bu hemze değil mi? Ayet-i kerimemizde 3 tane var, 4 tane varmış. 1, 2, 3, 4, 5 maşallah. Bakın. Ve semâ'e. Bakın. Uzatma harfi olan hemze, uzatma harfi olan eliften sonra hemze gelmiş. Uzatma harfi olan eliften sonra hemze gelmiş. Uzatma harfi olan eliften sonra hemze gelmiş. Ondan sonra uzatma harfi, dal harfini uzatan uzatma harfinden sonra hemze gelmiş. Bakın mim harfini uzatan eliften sonra hemze gelmiş. İşte bu kırık hemzenin geldiği, bu kırık hemzenin geldiği yerde metni muttasıl olur. Ne olur çocuklar? Metni muttasıl olur. Metni muttasıl bitişik uzatma demektir. Şu metnin adı nedir çocuklar? Şu metnin adı, şu uzatmanın adı metni muttasıldır. Mesela ve semâ'e, ne var burada tecvitten? Metni muttasıl var diyeceksiniz. Binâ'e, ne var? Metni muttasıl var. Minessemâ'i, ne var? Metni muttasıl var. Şühedâ'e, ne var? Metni muttasıl var. Mâ'en, ne var burada? Metni muttasıl var çocuklar. Evet. İnşallah bu kuralı da aklımıza tutmuş olalım inşallah. Şimdi gelin ayet-i kerimemizi beraberce okuyalım. Ellezî, bakın. Ellezî, pertek, ve harfi. Uzatma harfi olan ye tarafından ne yapılmış? Uzatılmış ve metni tabi olarak ne yapmıştır? Gelmiştir. Ellezî ce'ale lekumul erza. Lekumul erza. Evet, gördüğünüz gibi çocuklar, elif lam, mim harfi, lam elif, özür diliyorum. Elif lam takısı bu başındaki, aynı zamanda. Mim harfi ne oluyor? Lam elifin lamına birleşiyor. Lekumul dedik, lamı okuduk. Bu üstün neye aittir? Lam elifin elifine aittir. Lekumul erza. Firâşev, firâşen derken bakın, ra harfini uzatan ne var? Uzatma harflerinden elif var. Öyleyse burada ne vardır? Metni tabii vardır çocuklar. Firâşev ve semâ'e, binâ'e, binâ'e. Evet, buralarda ne var tecvitten çocuklar? Metni muttasıl. Metni muttasıl var. Uzatma harfinden sonra kırık hemze gelmiş. Öyleyse burada ne var diyoruz? Metni muttasıl var diyoruz. Şuradaki duruş biraz önemli. Vessemâ'e binâ'e. Bakın çocuklar. İki üstünde durur iken, iki üstün, tendinden iki üstünde durur iken ne yapıyoruz? Ne yapıyoruz? Uzatarak duruyoruz. Çekerek duruyoruz. Vessemâ'e binâ'e şeklinde. Tamam. Binâ yapmıyoruz. Üzerinde cizim varmış gibi okumuyoruz. Sadece iki üstünde durduğumuz zaman uzatarak ne yapıyoruz? Duruyoruz. Evet. Ve enzele minessemâ'i mâ'en فَاَخْرَنْجَ بِهِ. Bakın çocuklar, zamir, kendi hi harfi, hi, aynı zamanda bunun diğer ismi böyle geldiği zaman zamirdir çocuklar. Eğer kendisi harekeli, kendinden önceki harfte harekeli ise burada zamirimiz ne yapıyor çocuklar? Çekiyor. Bihi,
bihi, hem şu işaretlerinden, yani cezim, özür diliyorum, esri olduğu zaman, esri olduğu zaman bunu çektiğini anlarız ama ötürü olduğu zaman nasıl anlıyoruz? Kendisi de harekeli. Kendinden önceki harfte harekeli ise ne yapıyor? Zaten çekiyor. Eğer bunun harekesi esre ise zaten şu asar işareti var ya, şu asar işareti zaten oluyor. Dolayısıyla biz burada ne yapıyoruz? Onun uzatıldığını anlamış oluyoruz. Hocam üstün olursa H harfi bu şekilde, bu işareti olan H harfinin işareti üstün olursa o çekmez çocuklar. Yine yeri geldiği zaman da söyleriz inşallah. Evet. فَاَخْرَجَ بِهِ مِنَ السَّمَرَاتِ. Bakın burada ne var? مِنَ السَّمَرَاتِ. Peltek S harfi var değil mi? Bir dişi var çocuklar. Ne var? Bir dişi var. Halbuki firâşene baktığımız zaman bir iki tane dişi var. Bir iki dişi var. Fakat peltek S harfinin bir dişi var. Üç noktası var. İki dişi var, üç noktası var. Birinin Ş harfi, birinin peltek S harfi olduğunu anlamış oluyoruz. Mines semerati rizqallekum, rizqallekum. Evet, böyle tenvinlerden sonra lam harfi gelirse ne yapıyoruz? Rizqallekum şeklinde lam harfini de şeddeleyerek okuyoruz çocuklar. Evet. فَلَا تَجْعَلُوا لِلَّهِ. Evet, bu فَلَا تَجْعَلُوا اللّٰهِ şeklinde okumuyoruz. Niye? Çünkü bu başındaki hemzenin, elifin harekesi yoktur. Hareke nerede var? Allah lafzındaki ilk hareke lamda. Esreli olan lamda. Öyleyse nasıl okuyoruz? لِلَّهِ لِلَّهِ şeklinde okuyoruz. Allah lafzından önceki harfin harekesi esre ise Allah lafzının lamı ne olurdu? İnce olurdu. Lillahi min du nillahi. Evet, başka bir örnek. Devam ediyoruz. Fela tecalu lillahi endadav ve entum ta'lemun. Evet. Şimdi inşallah ayet-i kerimemizi tekrar okuyoruz. Ellezî ce'ale lekumul erza firâşen ve semâe binâe وَأَنْزَلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً فَأَخْرَجَ بِهِ مِنَ الثَّمَرَاتِ رِزْقًا لَكُمْ فَلَا تَجْعَلُوا لِلَّهِ أَنْدَادًا وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ. Evet, bir kez daha okuyoruz arkadaşlar. Fakat sizden gelen sorulara bakalım. Sormak istediğiniz yer var mı inşallah? Ona göre ne yapalım? Ona göre bakmış olalım. Bir kardeşimiz, selamünaleyküm hocam, 7 yaşında oğlum var, onunla birlikte sizi dinliyoruz, kızım da katılıyor, bize çekilişe katılmak istiyoruz. Olur inşallah, çekiliş olacağı zaman malumat verilir size kıymetli takipçimiz. Hocam hayırlı cumalar, ben Elif, cumanız mübarek olsun. Hayırlı cumalar olsun Elif yavrucuğum, teşekkür ederim. Hayırlı cumalar hocam. Ben sizleri Samsun Çarşamba'dan çocuklarımla birlikte dinliyorum. Keşke hep böyle televizyondan sizleri dinlesek. Keşke daha çok vaktiniz olsa. Allah razı olsun. Ellezi diyoruz ya, orada niye Y var? Ellezi derken burada, ellezi derken işte bu esreli olan harfler uzatılırken, Y harfiyle uzatılır. Üstünlüğü olan bir harf uzatılırken elif ile uzatılır.
ötreli olan bir harf uzatılırken vav harfiyle ne yapar? Vav harfiyle uzatılır kıymeti takipçimiz. Hocam hayırlı cumalar, dün yazmıştım ama cevabına yetişemedim. Kulauzu bi rabbil felak min şerrime halak. Halak kardeşim, halak. Dün de söylemiştik. Min şerrime halak şeklinde olması lazım. Hocam sizi çok seviyoruz. Allah razı olsun. Ailece izliyoruz. Bize dua edin. Ben Elif Diyarbakır'dan. Biz de dua bekleriz inşallah Elif yavrucuğum. Selamünaleyküm hocam. Ben Konya Akşehir'den Bayram Açır 12 yaşındayım. Annemle beraber izliyorum demiş Bayram yavrumuz. Eksik olma Bayramcığım. Selamünaleyküm hocam. Hayırlı cumalar. Canla dinliyorum. Allah razı olsun. Sağ olun, var olun. Eksik olmayın inşallah. Evet. Ayet-i kerimemizi son inşallah okuyalım. Ondan sonra devam edelim. Buyurun. Allah razı olsun diyorum. Buyurun hep beraber. Ellezî ce'ale lekumul erda firâşen ve's-semâe binâen ve enzele mines السماء ماء فأخرج به من الثمرات رزقا لكم فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون. Evet. Şimdi ikinci ayeti kerimemize geçiyoruz inşallah. Kıymetli takipçilerimiz, sevimli yavrular. Buyurun inşallah. Bakalım bu ayet kerimemize ne varmış. Ve in kuntum ve in kuntum fi raybim mimma nazzalna ala abdina fa'tu bi suratim min misli. Evet, tekrar okuyoruz. Ve in kuntum fi raybim mimma nazzalna ala abdina fe tu. Evet çocuklar, bakın. Fe'tu derken buradaki nedir? Eliftir değil mi? Hemzedir. Niçin? Çünkü kendisinden sonrakine ne yapmadığı için? Bitişmediği için. Biz bunun ne olduğunu anlıyoruz. Elif olduğunu, hemze olduğunu anlıyoruz. Fe'tu bisuratin bisuratin. Bu yuvarlak T'yi hatırlıyor musunuz çocuklar? Bu yuvarlak T. Evet, bu yuvarlak T okunduğu zaman T sesiyle, okunduğu zaman bisuratin şeklinde oluyor. Üzerine durulduğu zaman, üzerinde durulduğu zaman ise H harfiymiş gibi duruyoruz. Fe'tu bisurah, eğer bu durakta gelseydi bisurah şeklinde ne yapacaktık? Bisurah şeklinde... şeklinde okumuş olacaktık. Evet, buna yuvarlak T diyorlar. Şu bildiğimiz T. Şu nedir? Bildiğimiz T. Fe'tu bildiğimiz T. Buna da yuvarlak T derler çocuklar. Evet, devam ediyoruz. Mim misli. Mim misli. Peltek S harfi. Bir dişi var. Bakın zamir durakta gelmiş. O yüzden ne yapıyoruz? Misli şeklinde duruyoruz. Evet. Ve de'u ve de'u şuhada ekum ve de'u şuhada ekum min dunillahi in kuntum
sadikin. Bakın, min dunillahi derken Allah lafzı ondan önceki harfin arkası esir olduğu için Allah lafzının lam harfi ince okunuyor, değil mi? Tekrar ve de'u şuhedâekum min dunillahi in kuntum sadikin. Tekrar okuyalım. Ve in kuntum fi raybin mimma nazzalna ala abdina fa'tu bi suratin min mislihi wad'u shuhada'akum min dunillahi in kuntum sadikin. Son kez okuyalım çocuklar. Ve in kuntum fi raybin mimma nazzalna ala abdina fa'tu bi suratin min mislih وَادْعُوا شُهَدَاءَكُمْ مِنْ دُونِ اللَّهِ إِنْ كُنْتُمْ صَادِقِينَ. Evet. Bu ayet-i kerimemizi de tamamlamış olduk inşallah. Evet, hayırlı cumalar, hayırlı cumalar. Hocam ben İzmir'den katılıyorum, 11 yaşındayım. Annemle sizi 400 ile izliyoruz. Çok teşekkür ederim Elif yavrucuğum. Allah razı olsun. Sağ olun, var olun inşallah. Hocam hayırlı cumalar. İnden u derken neden geliyor? Cumalar. İndeden. İndeden u derken neden geliyor? Evet, anlamaya çalışıyorum. Resmini çekerseniz siz zahmet, eğer mümkünse oranın resmini böyle yaklaştırıp böyle çekseniz öyle anlatmaya çalışayım. Kusura bakmayın, tamamlayamadım. Selamünaleyküm hocam, Zeytinburnu'ndan Songül, cumanız mübarek olsun. Kur'an-ı Kerim'de saat harfi olduğu yerde zorunlu durulması mı gerekiyor? Yok. Yani zorunlu durulması gereken en önemli durak mim durağıdır. Tı durağıdır. Onun dışındaki yerlerde zorunlu durmanız pek gerekmez. Ama burada nedir? Burada daha çok ne yapılıyor? Bizler inşallah duruyoruz. Yoksa zorunlu durma değildir. Durulması tabii ki güzeldir. Kamile Güneş yaş 40, İmran Güneş yaş 14, Bursa Orhan Osman Gazi. Hayırlı cumalar, hayırlı cumalar efendim. Sağ olun, var olun inşallah. Evet. İnşallah zaman zaman kusura bakmayın şeyleri de, bu durakları da inşallah işleyeceğiz. Hep onu unutuyoruz inşallah. İnşallah onları da hem harfleri, üzülüyorum şu rakamları, hem durakları inşallah beraberce bir gün işleyeceğiz inşallah. Evet, şimdi inşallah son ayet-i kerimemize inşallah geçelim. Buyurun. Fe illem tef'alu ve len tef'alu فَتَّقُوا النَّارَ الَّتِي وَقُودُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ أُعِدَّتْ لِلْكَافِرِينَ. Tekrar okuyoruz. فَإِنْ لَمْ تَفْعَلُوا وَلَنْ تَفْعَلُوا Fettekun, kaf harfi nun harfine birleşiyor. Fettekun na ralleti ve kudu hennasu vel hicarah. Evet, bakın vel hicarah dediğimiz zaman ha harfi, üzerinde ne var? Gördüğünüz gibi lam harfi.
Bu şu ha harfi, cim veya hı neyse bunun üzerine bu işaret gelirse ilk harf kimindir? İlk harf o işaretin, o işaretli olan harftir. Onu nereden bileceğiz? Eğer altında üstünde nokta yoksa o nedir? Lam harfidir. Altında üstünde nokta varsa o noktanın durumuna göre nedir? Hangi harf olduğu ortaya çıkmış olur çocuklar. Vel-hicerah dediğimiz zaman bakın burada yuvarlak T'ye gelmiş. Durakta gelmiş. Vel-hicerah şeklinde ne yapıyoruz? Duruyoruz. Eğer devam etseniz vel-hicaratu uiddet şeklinde ne yaparsınız? Okursunuz. Bakın şu açık T, şu açık T her türlü üzerine dursanız da durmasanız da geçseniz de bassanız hiç fark etmez. Bu T'dir, bu değişmez. Açık T. Ama şu yuvarlak T, yuvarlak T durakta gelirse, durakta gelirse H şeklini verir. Vel-hicerah. Vel-hicerah. Ama yok, ayet ortasında bisuratin, bisuratin ayet ortasında gelirse T sesiyle ne yapar? Hüküm sürer. Evet, devam ediyoruz. Fe-illem tef'alu ve len tef'alu fettegun nâralleti وَقُودُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ أُعِدَّتْ لِلْكَافِرِينَ. Evet, sormak istediğiniz yer varsa, sormak istediğiniz yer varsa, ses kaydı gelmiş. Ben onları programdan sonra inşallah, şey yapayım. Hocam Arap sayıları öğretecektiniz. İnşallah onu ilk derslerimizi hemen ilk çıktığımız zamanlarda vazifeli arkadaşlara söyleyelim, yazsınlar. İnşallah kardeşim. Hocam Fatiha veleddallin mi diye veleddallin diye mi? Veleddallin şeklinde. Yani va harfine biraz kaçması gerekiyor. Va harfine biraz kaçması gerekiyor. Velevvalin şeklinde okuyoruz kıymetli takipçimiz. Hocam hayırlı cumalar, ben 56 yaşındayım maşallah. Tecvid dersinizde sizden çok şey öğrendik. Allah razı olsun. Evet kıymetli güzel çocuklar, tecvid dersi de var. Eğer onu da takip ederseniz inşallah oradan bizler için daha kolay olmuş olur. En fazla kızların hangi yaşta kapanması gerekiyor hocam demiş. Bu dün mü geldiydi, bugün mü geldiydi? Hayırlı cumalar, bugün gelmiş. Kıymetli yavrucuğum, kızların en geç 11-12 yaşında kapanması lazım. En geç yaştır o, en geç yaş. Çünkü Rabbim size öyle değer veriyor ki, diyor ki size, Rabbim öyle bir değer veriyor ki, size diyor herkes bakamaz. Size ancak, siz değerlisiniz, kıymetlisiniz diyor, size ancak babanız bakabilir. Ağabeyiniz bakabilir, dayınız, halanız bakabilir, size yabancılar asla bakamaz diyor. O size verilen bir kıymettir, bunu böyle düşünmek lazım. Evet, şimdi inşallah dünkü dersimizi de açalım arkadaşlar. Dünkü dersimizi de inşallah açmış olalım. Evet, şimdi şuradan inşallah başlayacağız. Evke sahibinden. Kur'an-ı Kerim'de sayfamızın üçüncü neyler olabilir? Üçüncü satırı olabilir kıymetli takipçilerimiz. Buradan ta aşağı kadar inşallah ne yapacağız? Gelin inşallah hep beraber burayı, dersimizi okuyalım inşallah. Evet, buyurun. Bismillahirrahmanirrahim. Sağa sola bakmıyoruz. Ekran başında veya önümüzdeki Kur'an-ı Kerim'e bakarak inşallah güzel bir şekilde takip edelim. Eğer yazı uzak gibi bir ifadeniz varsa bizlere söyleyin. Arkadaşlarımız daha da yaklaştırırlar kıymetli takipçilerimiz. Buyurun inşallah. Bismillahirrahmanirrahim. Ev kesayyibim mines semai fihi zulümatu ve ra'du ve berku yeca'alune asabi'ahum fi آذانهم من الصا
الصواعق حذر الموت والله محيط بالكافرين يكاد البرق يخطف أبصارهم كلما أضاء لهم مشوا فيه وإذا أظلم عليهم قاموا ولو شاء الله لذهب بسمعهم وأبصارهم إن الله على كل شيء قدير يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون Burayı okuduk. الذي جعل لكم الأرض فراشا والسماء بناء وأنزل من السماء ماء فأخرج به من الثمرات رزقا لكم فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون وإن كنتم في ريب مما نزلنا على عبدنا فأتوا بسورة من مثله وادعوا شهداءكم من دون الله إن كنتم صادقين فإن لم تفعلوا ولن تفعلوا فاتقوا النار التي وقودها الناس والحجارة أعدت للكافرين Evet. Tekrar okuyoruz inşallah. Eğer sormak istediğiniz varsa bir yer, onu ne yapabilirsiniz? Onu inşallah sorabilirsiniz kıymetli takipçilerimiz. اَوْ كَصَيِّبٍ مِّنَ السَّمَاءِ فِيهِ ظُلُمَاتٌ وَرَعْدٌ وَبَرْقٌ يَجْعَلُونَ أَصَابِعَهُمْ فِي آذَانِهِمْ مِنَ الصواعق من الصواعق حذر الموت والله محيط بالكافرين
يَكَادُ الْبَرْقُ يَخْطَفُ أَبْصَارَهُمْ كُلَّمَا أَضَاءَ لَهُمْ مَشَوْا فِيهِ وَإِذَا أَظْلَمَ عَلَيْهِمْ قَامُوا وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ لَذَهَبَ بِسَمْعِهِمْ وَأَبْصَارِهِمْ اِنَّ اللّٰهَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ يَا اَيُّهَا النَّاسُ اعْبُدُوا رَبَّكُمُ الَّذِي خَلَقَكُمْ وَالَّذِينَ مِنْ قَبْلِكُمْ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ Sadakallahu l-Azim. Burada kalsın. Biraz boğazımız rahatsız. Okumaya müsaade etmiyor. Evet. Çok teşekkür ederiz kıymetli seyircilerimiz, takipçilerimiz. Elhamdülillah. Çok güzel oldu. Şükürler olsun. Her geçen gün Kur'an-ı Kerim okumamızı biraz daha geliştiriyoruz. Biraz daha ilerletiyoruz. Bu program sonuna kadar, bayrama kadar iyi bir kıvama gelmek lazım. Her bir dersimizi inşallah güzel bir şekilde yaparak, tekrar ederek inşallah ne yapalım? Kur'an'la olan sorunumuzu, sıkıntımızı gidermiş olalım diyorum. Hepinizi Allah'a emanet ediyorum. Hayırlı günler, hayırlı cumalar. Esselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu.